Merhaba arkadaşlar, ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu dizini bükerken çok şiddetli ağrı yaşayan kişilere yönelik olacak. Hem dizlerini bükmekte güçlük çekip hem de bükerek ağırlık aktardıklarında şiddetli ağrıyla karşı karşıya kalanların bu uygulamaları gün içerisinde tekrar ederek o bölgedeki ağrıları azaltma şansları var. Eğer dizinizde osteoartrit dediğimiz kireçlenme ya da romatoid artrit dediğimiz romatizma hastalığı varsa birçoğunuzda dizini bükmek çok şiddetli ağrı yaratıyor olabilir ya da dizinizde geçirilmiş bir operasyon sonrası bükme ile ilgili bir kısıtlılık kaldıysa bu videodaki uygulamaları dikkatle dinleyebilirsiniz. Özellikle oturduğunuz yerden ayağa kalkarken diziniz bükülü bir açıdayken yük aktarmak güçse o bölgedeki ağrıyı azaltmak günlük yaşam fonksiyonlarınızı da çok daha iyi hale getirebilir. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin ilk uygulamamızı göstererek videomuza giriş yapalım. Eğer dizlerde bu bükülme problemi varsa öncelikle kasları bir uyararak başlayacağız ve yapabildiğimiz egzersizle başlayacağız. Bunun için bir havluyu bu şekilde biraz kalınca bir rulo haline getirip bu şekilde dizimizin altına yerleştiriyoruz. Daha sonra yapabildiğimiz egzersiz dediğimiz ne? Bükmekte zorluk çekiyoruz ama hemen dizimle bu şekilde bir ruloyu bastırarak bacağın şu üst uyluk kısmına tutunan kasları aktive ederek başlayabilirim. Sizden istediğim ayak parmağını kendime çekip havluyu yere basıp bırakmak. Havluyu yere basıp buradaki kasları hissedip bırakmak. Bunu sadece 10 tekrarlı yapmanızı isteyeceğim. 10 tekrar bütün gücümü kullanarak kasları aktive ediyorum. Bu aktivasyon sonrasında eğer dizin etrafında herhangi bir ağrılı alan varsa bu aktivasyonu biraz uzatarak yapacağım. Yani ne yapacağım? Bunu yaptım. Diz kapağımda hafif bir ağrı varsa içimden 10'a kadar sayarak basılı tutacağım. 10'a kadar saydım, basılı tuttum, bırakıyorum. Bakacağım ikinci sefer tekrar ayak parmağını çektim. Dizimde herhangi bir ağrılı durum var mı? Çok büyük ihtimalle uzun süreli bası sonrası buradaki o kompresyondan yani basınçtan dolayı ağrı giderek azalacak. Yoksa da dediğim gibi 10 tekrarlı yaparak o bölgedeki kasları bir hissederek egzersizlere başlayacağım. Daha sonra benim zaten problemim dizimi hafif çekmeye başladığımdaki ağrıysa bunun için aslında çok kolay bir yöntem var. Havluyu bu şekilde iki bacağımın arasına yerleştirip hafifçe dizimi çekip bırakacağım. İsterseniz kanepede yapın, isterseniz sırtınızı yaslayarak herhangi bir yerde yapın hiç fark etmez. Daha sonra 4-5 defa dikkat ettiyseniz bu havlu uyluğumla bacağımın arasındayken dizimi çek bırak yapıyorum. Çek bırak yaptıktan sonra buraya kadar geldim. Artık havlu gördüğünüz gibi bacak ve uyluk arasında sıkıştı. Bu pozisyonda bir elimle hafif aşağıdan bir baskı uyguluyorum. Son noktama getirip biraz burada bekliyorum. Yaklaşık bir 10-15 saniye bekledikten sonra hafif tutulmalar olabilir. Elinizle bu şekilde alttan ittirebilirsiniz. Sonra tekrar ve tekrar bırakıyorum. Çektim. Orada bir alışana kadar 10-15 saniye bu şekilde bekliyorum. O bölgeyi hissediyorum. Yavaşça bırakıyorum. Çektim. Daha fazla geldiğini fark ettim. 10-15 saniye bekliyorum. Yavaşça bırakıyorum. Bu şekilde 7-8 tekrarda o bölgede eklem hareket açıklığının arttığını hissettiğinizde, yani en başta buraya kadar bükebiliyordunuz ve burası son noktanızdı. 4-5 tekrar sonrası biraz fazla çekebildiniz ve bu noktaya getirdiyseniz bu bizim için bir kazanım. Ama bunu bir de yük vererek uygulamamız gerekiyor ki gün içerisinde o bükülü olduğu anlardaki ağrıyı azaltabilelim. Bunu isterseniz bir sandalyede yapın, isterseniz boyunuzu çok da aşmayacak şekilde bu şekilde bir masada yapın yine fark etmez. Bu şekilde bacağımı sandalyenin ya da herhangi dediğim gibi boyumu aşmayacak bir masanın üzerine bıraktım. Daha sonra havluyu yine bacağım ve uyluğum arasına yerleştirdim. Hafif bu pozisyonda yükümü aktarmaya çalışıyorum. Yükümü aktararak bu havlunun aslında bir fizyoterapist gibi çalışmasını sağlamış oluyorum. Bu havlu istediğim eklem hareket açıklığına bana destek sağlıyor. Yine
yükü alabildiğim kadar, artık nereye kadar gidiyorsa, buraya kadarsa buraya kadar geldim, yükü aktardım, havlunun yardımını hissettim. 10-15 saniye bekledim, hafifçe dönüyorum. Gittim, havlunun yardımını hissettim. 10-15 saniye bekledim, yavaşça dönüyorum. Daha sonra hafifçe havluyu kaldırdım. Vücudumu kullanarak hafif hafif yük aktarmaya çalışacağım. Bunu da yine 10-15 tekrarlı yaparak o bölgedeki ağrıyı, bükülme ağrısını azalttığımı fark edebilirim ya da daha da azalmasına fayda sağlayabilirim. 10-15 seferde bu şekilde hafif o bölgedeki yükü almaya çalışarak, bükülme açısını artırarak ağrıyı azaltabilirim. Ve son olarak özellikle kamera açısını bu şekilde yerleştirdim. Ayağım yere temas edecek. Bunu göremiyorsunuz ama şimdiden özellikle söyleyeyim. Ayağım yerde temastayken diz kapağının etrafında hafif ağrılarım varsa sizden istediğim elimin ayasının iç kısmını dizimin hafif üstüne yerleştirip hafif hafif dizime baskılar uygulayacağım. Bu pozisyonda direkt olarak aşağı doğru, yere doğru, topuğuma doğru o basıncı yavaş yavaş hissetmem lazım. Bu pozisyonda o bölgeye vakum uyguluyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Bu dizinizin bu yüklü hareketler sonrasında hafif hafif yüklenmesine fayda sağlayacak, ağrının azalmasına fayda sağlayacak. Bunu aklınıza geldikçe gün içerisinde 2 defa, 3 defa, 4 defa istediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Unutmayın, o bölgedeki problemlerin en büyük kaynağı o bölgedeki dolaşımın da problemli hale gelmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu şekilde o bölgede eklem aralığında küçük vakum etkisi oluşturmak dolaşımın artmasına da fayda sağlayacaktır. Bu şekilde direkt kemiğime doğru, bakın ileri doğru değil aşağıdan, direkt diz kapağımın üzerinden kemiğe doğru hafif hafif topuğumdaki o basıncı hissetmem lazım. Aklıma geldikçe diyorum 1 dakika, 1,5 dakika tolere edebildiğiniz kadar gerçekten o yükü hissedebilecek şekilde bu uygulamayı da yapabilirsiniz. Bu uygulamayı yapar yapmaz da çok ciddi bir gevşeme elde edebilirsiniz. Lütfen aklınızda bulundurun. Evet arkadaşlar, bugünkü göstereceklerim bu şekildeydi. Özellikle dizler bükük pozisyonda ağrı yaşayanlar, dizlerini bükmekte güçlük çekenler bu videoda söylediğim detaylara dikkat edebilirler. Ancak bu uygulamaları gün içerisinde 2-3 kez sizden tekrar etmenizi isteyeceğim. Hatta özellikle dizin üzerinden yaptığımız o basınç uygulamasını gün içerisinde 4-5 defaya kadar tekrar etmeniz beslenmeyi, o bölgenin iyileşmesini çok daha hızlı bir şekilde artıracak. 1-2 gün içerisinde o bölgenin daha ağrısız hareket ettiğini ya da uygulamanın daha ağrısız olduğunu bile gözlemleyebilirsiniz. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da yine Instagram hesabımı buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.